Selam millet, ben Felix. Arkadaşlar hepinize merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün PKXC'nin yeni bir gönderisine sizlerle beraber bakacağız. Yılbaşının PKXC'ye gelmesine gerçekten sayılı günler kaldı. Ve bundan dolayı gerçekten acayip heyecanlıyım. Umarım arkadaşlar umduğumuz gibi olur. Bu da garip biçimde oldu ama umarım arkadaşlar umduğumuz gibi olur. Aynı şekilde sizlere yeni gönderiyi göstermeden önce şunu da göstermek istiyorum. Güncellemenin geleceği tarih sizler de kendiniz görmek isterseniz Play Store'a girerek arkadaşlar bu şekilde bakabilirsiniz. 50 altın kesemize de bereket. Sanırım şu anda bayağı acayip bir şekilde heyecanlıyım. Bu arada arkadaşlar PKXC'nin Instagram sayfasına bakmadan önce eğer hala videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Dostum bu arada bu videonun yorumlarına uzun uzun ne düşündüğünü yazarsan ben de elimden geldiğince hepsini tek tek okumaya ve cevaplamaya çalışacağım. Gençler şu anda ezan okunuyor. Ezan bittikten sonra devam edelim. Tamamdır arkadaşlar, devam edebiliriz. Şu anda PKXC'nin Instagram sayfasını bu şekilde açtım. Eğer sizden de bakmak isterseniz arkadaşlar bu ismi yazarak bakabilirsiniz. Şimdi de gelelim arkadaşlar PKXC'nin yeni gönderisine. Yani şu anda bu arada paylaşılmasına rağmen 784 kişi beğenmiş bile. Oğlum çarpıldı herhalde, bir şeyler oldu ya. Tamamdır arkadaşlar, şu anda düzeldi. Görmüş olduğunuz gibi PKXC tarafından arkadaşlar 2 saat önce paylaşılmış. Aynı şekilde arkadaşlar burayı da işte o zaman yazmışlar. Resme bakacak olduğumuz zaman aslında birkaç tane detay dikkatimizi çekiyor. İlk olarak arkadaşlar buzun içerisinde bu şekilde bir karakteri görüyoruz. Daha sonrasında yılbaşı ağaçlarını gördüğüm için gerçekten çok sevindim. Yılbaşı ağacı gelmeyecek zannediyordum. Buz pateni falan gelebilir yani. Bu resimden aslında çok şey çıkarabiliriz. Hatırlarsanız arkadaşlar mucize uğur böceği güncellemesi de gelecekti. Sanırım yılbaşı ile bunları birleştirmeye çalışıyorlardı. Şu anda tamamen bir teori üreteceğim. Yani teori olduğu için tabii ki de gelebilir de gelmeyebilir de. Tamamen şu anda benim kendi ortaya atmış olduğum bir fikir. Yılbaşı ile beraber akuma kelebekleri tekrardan geldiği için sanırım akumalanan vatandaşlar bu şekilde bir buz kürenin içerisinde olabilir. Yani en azından bu bir teori. Ben de gördüğüm zaman zaten bu şekilde bir yorumu hemen gönderdim. YouTube üzerinde de arkadaşlar şu anda 20.000 abone olmak üzereyiz. Gerçekten hepinize çok çok teşekkür ederim. Eğer arkadaşlar sizler hala takip etmiyorsanız takip ederseniz gerçekten çok çok sevinirim. Bu arada sizlere bahsetmiş olduğum akumalarda görmüş olduğunuz gibi tam olarak burada. Ve aynı şekilde burada da. Ve aynı şekilde dev robotumuzun hemen yanında da bulunuyor. Genellikle de bu kara kelebekler güncellemelerden önce ortaya çıkıyorlar. Ve güncelleme geldiğinde de etrafa kötülük saçıyorlar. Aslında ilk başta bu kelebekleri tekrardan dünyada gördüğümde gerçekten çok fazla üzülmüştüm. Çünkü aynı güncellemeyi 1000 kere getirmişlerdi ve artık sıkmıştım. Fakat bu resimdeki tabii bir teori de olsa bu buzların içerisinde olursa gerçekten farklı bir hava katabilir. Umarım arkadaşlar bu video hoşunuza gitmiştir ve hep beraber umuyoruz ki PKXC güncellemesi beklediğimizden daha güzel olur. Yani gerçekten yılbaşına özel olarak bir indirim falan getirseler en azından güzel olabilir. O zaman arkadaşlar tekrardan bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşça kalın.